Şimdi değer vermemiz isteniyor. Sayma sayıları olduğunu söylemiş. Sayma sayıları birden başlar, sıfır dahil değildir. Yani sayma sayıları şunlardır. 1, 2, 3 böyle sonsuza kadar giden sayılar, tam sayılar. Sıfır yok, doğal sayılardan farkı bu. Şimdi değer verebiliriz ama biz şöyle girişirsek, işte buna 1 verelim, buna 2, buna 3 dersek işimiz zor olabilir. Biz belli bir kurala bağlı olarak hareket edersek, bunların arasında belli bir ilişki tespit edersek daha kolay olur işimiz. Bu nedenle ben şu eksi 3 b'yi karşıya yolluyorum. Karşı tarafa. Bu eksili hem karşıya gelirse artılı olur. Bu eksiyle de uğraşmamış olur. Sol tarafta 2 a kalıyor. Şurada yanında c. Karşı tarafta da bu 3 b'yi yolladım. 3B artı 24 olur sağ tarafta. Şimdi şu ikisinde de 3 çarpanı var. 3 parantezini alabiliriz. 3 çarpanına. 2A artı C eşittir. 3 parantezini alıyorum. Bu tarafta B artı 8 oluyor. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Burada 3 olması, yani 3 çarpı başka bir sayı olması. Biz B'ye bir değer vereceğiz ama burası 3'ün katı olacak kesinlikle. Şu sol taraf 3'ün katı olmak zorunda. Yani biz A ve C'ye değer seçerken 3'ün katı yapacak şekilde değer seçmeliyiz. 3'ün katı olacak şekilde. Eğer 3'ün katı olacak şekilde seçmezsek hatalı bir sonuç bulmuş oluruz. Şimdi değer verelim. Tabii küçük olmasını istediğimiz için eğer biz şuradaki B sayısına mesela büyük bir sayı versek, mesela 10 versek, burası 18, 3 ile çarpınca büyük bir sayı. 20 versek daha da büyük olacak. 3 ile çarptığımız için mümkün olduğunca küçük sayı verelim. Şuraya 1 versek mesela. Buraya 1'i versek. Şurası 9 yapar. 3 kere 9 27. Bu durumda şu kısım 27 sonucunu vermeli. B'ye 1 verince. Tabi olmuyorsa değiştirebiliriz. Farklı şekilde sonuçlar da bulabiliriz. Zaten en az kaçtır diyor. Olmazsa başka sayılar vererek de deneyebiliriz. Şimdi 27 olmasını istiyoruz buranın. Yine değer vereceğiz. Ama kat sayısı büyük olana önce değer verirsek bizim lehimize olur. Kat sayısı büyük olana verelim ki bu büyük sayıyı oluşturabilelim. Yoksa biz şuna mesela küçük bir değer versek, buna 2 versek, ikisinin çarpımı 4. Burası 4 olunca C sayısı 23 olur. Oldukça toplamları büyük bir sayı çıkar. Ama biz tam tersini yapmış olsaydık, A'ya büyük bir değer verseydik, verebileceğimiz. Şimdi 27, tabii şey vermek zorunda değiliz, rakam vermek zorunda değiliz. Bu sayma sayıları şöyle devam eder. 10, 11, 12, yani 9'a kadar olanları vermek zorunda değiliz. Şimdi 26 olması için 13 veririz. Şuna 13 versek, 26, buna da 1 versek 27. Farklı diyor mu? Demiyor. Farklı demediğine göre ikisine de bir verebiliriz. Yani şunların bir olmasında bir mahsur yok. Şimdi bakalım toplam kaç geliyor? A'ya 13, B'ye 1 verdik, C'ye 1 verdik. Toplayınca da kaç? 10, 15 geliyor. Bakalım. Evet, 15. Seçeneklerde daha küçüğü yok. En küçüğünü bulduk. Ama mesela şöyle en küçüğünü bulamasaydık yine başka düşünebilirdik. Çünkü böyle sayıları verdiğimiz zaman belki en küçüğünü bulamamış olabiliriz. Dikkatli olmak lazım.